Akşam yemek saat 8'de. İşte bir tuhaflık var. Ya ben aklımı kaçırıyorum ya da Demir'de bir sorun var. Ay ne oluyor tatlım, anlat bize. Ay ben anlamıyorum ki. Vallahi Demir bana hala mesafeli. Beni görünce böyle geriliyor. Ama evde masaya çiçek bırakıyor. Ofise geliyorum, çikolata var, not var. Ay ben gerçekten çözemiyorum bu adamı. Aklımı yitireceğim. Ya belki Demir Bey almamıştı sana onları. Yani belki de başka bir hayranım var. Ya tabii. Kesin öyledir. Yok ya. O bırakıyor. O olmasa sorardı bunlar nereden geliyor diye. Sormadı mı? Ay bu benimle oyun mu oynuyor yoksa ya? Bir ilgili, bir ilgisiz. Ay ben gerçekten anlamıyorum ya. Bu akşam beni yemeğe davet etti. Yemeğe mi? Kendisi mi söyledi yemeğe çıkalım diye? Yok, böyle Karamoğan boynuna notu iliştirmiş. Karamoğan'dan başka kim tanıyor ki? Ay neyse, ben akşam yemeğinde öğrenirim o oyunun amacını. Ben aşağı iniyorum. Tamam canım, geliyoruz birazdan. Ay, eyvahlarım olsun, durum çok kötü. Bak, keşke Karamoğan şu işin içine karıştırmasaydık ya. Keşke. Ya o kadar not bırakıyoruz falan. Demir Bey hiç mi görmüyor? Yani hiç mi kıskanmıyor? Ya başkası var diye geri çekildiyse? Ay olur mu öyle şey? Demir Bey alfa erkeği. Hiç Selin'i bırakır mı? Hem yemeğe gönderdiğim figüranı görünce deli olacak, deli. Gel. Rahatsız ediyor muyum? Gel. Girin Selin Hanım. Burak, istediğin çizimleri bitirdim mailinde. Demir Bey, sizi de ekledim. Başka bir isteğin yoksa ben bugün biraz erken çıkabilir miyim? Bir sorun yok değil mi? Ha yok. Bu akşam bir planım var da. Özel bir buluşma mı? Bunun bizi ilgilendirdiğini hiç sanmıyorum. Yöneticilerine bunun hesabını vermek zorunda değil. Bizim aramızda öyle bir hiyerarşi yok. Biz çalışma arkadaşlarımıza böyle sorular sorarız. Değil mi Selin'ciğim? Benim odamda soramazsınız. Çalışanların özel hayatı kimseyi ilgilendirmez. Demir Bey, benden beklediğiniz bir şey? Yok Selin Hanım. Sizden hiçbir şey beklemiyorum. Çıkabilirsin canım. Sonra görüşürüz. Tamam. Peki. Kolay gelsin. İyi çalışmalar. Bu durum daha ne kadar devam edecek? Anlamadım. Selin'le içinde bulunduğunuz saçma ev meselesi. İyi tamam, ikiniz de aynı evi satın aldınız. Ama kız senden daha önce yaşıyordu. Niye çıkmıyorsun? Üzerine vazife olmayan konuların dışında kalmanı öneririm Burak. Bu şekilde daha rahat çalışırız. Evet. Müşteri dosyalarına da baktığımıza göre ben de çıkıyorum. Sana iyi günler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.